Herkese Kolombiya'dan selamlar arkadaşlar. Şu an Kolombiya'da Salento denen bir bölgedeyim ve bu Salento bölgesi Kolombiya'nın yani en sembolik, en önemli yerlerinden birisi. Burası küçük bir kasaba. Yani burası o kadar küçük ki yani burada bulunduğum kasabanın bir ucundan diğer ucuna yürümeniz 10 dakika falan, o kadar küçük bir yerdeyim. Ama Kolombiya için çok fazla önemli bir yer. Ve bugün Kolombiya'nın simgesi olan Kindu ağaçlarının olduğu yere, yani Kokora Vadisi'ni gezmeye gideceğiz. Ve sonra da bu ünlü Kolombiya kahvesinin üretildiği yere gidip ünlü Kolombiya kahveleri nasıl üretiliyor onları keşfedeceğiz. Bugün bu videoda şimdi Kokora Vadisi'ne gidiyoruz ve yalnız değilim. Önceki Kolombiya videolarımdan da gördüğünüz gibi yanımda Ceren var ve yanımızda bu sefer bir arkadaşımız daha var. O da Kolombiyalı bir kız var. Onunla da aynı hostelde tanıştık. O da ben de gideceğim dedi. Hadi dedik, hep beraber gidelim. Ve Ceren de var yanımda. Şimdi nasıl gidebiliriz, yolu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada şehir merkezindeyiz. Burada özel cipler var. Özel böyle safari araçlarına, ciplere binerek Kokora Vadisi'ne götürüyor bizi cipler. Ondan sonra uzun uzun tırmanışlar yapacağız. Ondan sonra ciplerle tekrar geri dönüş yapacağız. Kolombiya'nın en efsane yerini keşfedeceğiz. Hadi şimdi şu cipleri bulalım. Bulabildin mi, cipler nerede? Bulabildik. Tamam. 3 dakika sonra oradayız. 3 dakika. Hadi bakalım, yola çıkalım, gidiyoruz. Şimdi özel ciplerin kalktığı yeri bulmaya çalışırken size bulunduğum şehir merkezini de biraz göstereyim. Yani dediğim gibi çok küçük bir yer burası. 10 dakikaya yeter yani şehir merkezini gezmek için. Ama bu şehir merkezi bu 10 dakika bile çok keyifli. Buradaki binaların hepsi böyle renkli. Ve çok keyifli bir yer burası. Havası çok temiz. Kahve kokularının olduğu bir şehir. Ve çok fazla turist var burada. Avrupalı turist sayısı inanılmaz fazla. Çok turistik bir yer. Ve mesela burası bir fırın. Çok güzel yerler. İşte buralar böyle yerler. Böyle çok yokuşlu, inişli çıkışlı. Şurada da önemli bir kilisesi var. Renkli renkli binalar var her yerde. Ve yola çıkmadan önce bir marketten şimdi bir su alalım dedik artık. Bana da aldı mı, bana da? Tamam, ben de aldım. Hani tamam. Suyumuzu alalım, yola çıkıp gideceğiz. Ve yeri bulduk. İşte bu gördüğünüz bu güzel ciplerle gidiyoruz arkadaşlar. İşte böyle cipler şu karşıda da var. Bunlar özel olarak sizi direkt alıp Kokora Vadisi'ne götürüyorlar. Fiyat olarak da tam 1 dolara götürüyorlar. 1 dolara da dönüş var. Yani 4000 peso'ya gidip 4000 peso'ya dönüyoruz. Buradan şimdi bile satın alacağız. Bir bakalım. Ceren, ne kadar veriyoruz? 8 bin. Ha, gidiş dönüş olarak satın alacağız. Yani gidiş 4000, geliş de 4000. 4000 ile tam 1 dolar ediyor. 1 dolara gideceğiz. 1 dolara geri dönüş yapacağız. Ve gitme zamanı geldi, artık gidiyoruz. Şuradaki cip ile gideceğiz. Cipimiz bu. Hadi binelim. Gidelim Kokora Vadisi'ne. O yer kalmadı. Ve gidiyoruz bu şekilde cipimiz. Cipin arkasında gidiyoruz. Arkada da 3 kişi böyle ayakta gidiyor. Öyle. Onlara yer kalmadı, ayakta gidiyorlar. Ortam böyle güzel. Ve gidiyoruz. Cipte giderken size etrafı da göstereyim. İşte renkli renkli küçük binalar. Buradaki binalar hep ya tek katlı ya da hep iki katlı. Cip yolculuğumuz bu şekilde. Buramız da Uğut. 5 dakika sonra. Şimdi girdiğimiz yollar işte çok iyi. Şehir merkezinden çıktık. Zaten bir vadiye gidiyoruz yani. Kolombiya'nın en doğal, en çok yeşilliklerin olduğu yere gidiyoruz. Ve gittiğimiz yollar bu şekilde. Efsane ötesi bir yer. Çok güzel bir yere gideceğiz. Çok güzel bir yer keşfediyoruz. İşte manzarayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Çok ağaçlardan belli olmuyor ama o taraflara gidiyoruz. Doğası tertemiz ya. Tertemiz, mis gibi oksijen. Tam doğal hava, doğal bir hava. Yani Kolombiya'ya gelirseniz Salento bölgesine gelip kesinlikle bu Kokora Vadisi'ne gelmelisiniz. Size olabildiğince her şeyi anlatacağım, göstereceğim. Burada da çok güzel inekler ve hayvanlar falan var. Zaten tam yeri buralar. Bayağı doğal yerler. Hayvancılık da yapılıyor burada çok fazla. Ve çok fazla bisikletli var. Şuralarda çok fazla bisiklet sürenler var.
önemli cipten indik. Geldiğimiz işte cip buydu. Yani yolu olabildiğince size gösterdim. Çok iyi değil miydi ya? Ve zaten şu arkadaki manzaralara bakın. Şuradaki renkli renkli jipler var. Kırmızı, mavi, sarı, her çeşit var ve arkada böyle ağaçlar var. Ve size şimdi burayı bir anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu jiplerden öte artık bunları unutalım. Bakın şimdi burada böyle ağaçlar var. Bu ağaçlar çok önemli. Bu ağaçlar Kolombiya'nın simgesi. Yani öyle söyleyeyim. Kolombiya ülkesinin simgesi bu ağaçlar. Bu ağaçların ismi Kindo ağaçları ve bulunduğumuz yer Kokora Vadisi. Bu ağaçların uzunlukları 70 metreye kadar gidebiliyor. Yani bunlar palmiye ağacı gibi gözüküyor ama palmiye ağacı değil. Bunlar 70 metreye kadar uzuyor. Ve şimdi burada yürüyüş yapacağız. Burada bir yaklaşık bir 2-3 saat sürecek bir burada doğa içinde bir yürüyüşümüz var. Burada vadiye tırmanacağız. Vadinin en tepelerine kadar gideceğiz. 2-3 saat boyunca tırmanış yapacağız. Ve en güzel şu Kindo ağaçlarının Kokora Vadisi'nin manzaraları da keşfedeceğiz. En doğal yerlerini göreceğiz. Şimdi artık bir girişe gidelim. Girişten de bir bilet satın almamız gerekiyormuş. Bileti alıp artık tırmanışa, yürüyüşe başlayacağız. Böyle yerlerde yürüyoruz şimdi. Cipten indik. Girişe doğru gidiyoruz. Burada böyle atlar da mevcut bu arada. Eğer yürümek istemiyorum ben atla gitmek istiyorum diyorsanız da böyle seçenekler mevcut. Atlarla da gidebiliyorsunuz ama biz istemiyoruz at. İşte burası tam bayağı bir kalabalık bir yer. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Şansımıza hafta sonu bugün. O yüzden biraz fazla kalabalık. Ama manzara bu şekilde. Biz işte şu şöyle yukarı çıkıp şöyle tepelere falan tırmanacağız. Rotayı tam daha bilmiyorum. Bulacağız rotayı. Ama bayağı kalabalık burada. İşte fotoğraf çekilme alanları var burada. İnsanlar fotoğraf falan çekiliyorlar. Arkadaşlar şimdi şu bölümü full şey yapmışlar ya. Fotoğraf çekilme bölümü yapmışlar. Değişik değişik böyle araba veya başka şeyler falan koymuşlar. Oraya girip işte buralarda fotoğraf çekiliyorsun arka tarafta. Ama girişini ücretli yapmışlar. Para verip giriyorsun. Buralarda koydukları objelerle fotoğraf çekiliyorsun. Biz oraya girmedik çünkü biz zaten 2-3 saat boyunca tırmanış yapacağız. Yolda fotoğraf çekiliriz dedik. Böyle yollardan yürüyoruz, daha girişe gelemedik. Ya burası en turistik yeri. Yürüme yoluna gideceğiz, asıl vadi bölümüne giriş yapacağız artık. Bakalım neler göreceğiz ileride. İşte arkadaşlar manzarayı görüyor musunuz? Yani var mı daha güzel bir manzara? Muhteşem ötesi bir yer. İşte şu ağaçları ileride çok daha fazla göreceğiz. Asıl en önemli ağaç o. Biz şimdi yürümeye devam ediyoruz. Böyle bir yoldayız. Fotoğraf çekiliyoruz burada Ceren. Bizim Kolombiyalı kız burada bayağı fotoğraf molası verdik. Bitirdik artık fotoğrafları, selfie'lere döndüler. Devam ediyoruz artık. Aferin sana, bravo. Good pictures, bravo. Hadi devam edelim artık. Bir öğrenci zirveye çıkalım, yolumuz daha çok uzun. Biz şimdi böyle yollardan yürüyoruz. Olduğumuz yerler burası. Yürümeye devam ediyoruz. Az önce şuralardaydık. İşte size bahsettiğim ağaçlar işte bunlar. Bunlar Kolombiya'nın simgesi. Yani direkt simgesi yani Kolombiya'nın Kindo ağaçları, Kokora Vadisi. Yani bu Kokora Vadisi işte Kolombiya'nın en önemli yerlerinden birisi. Yürüyüş yolu burası. Daha girişe gelmedik. Girişe geldiğimizde daha bile satın alacağız. Üstüne 3 saatlik yürüme yolumuz olacak. Ama hiç fark etmez yani. Buraları görmek bile yeterli. En ilerlere gitmesek bile yani. Bakın yani bu manzarayı görmek, burada oturup saatlerce kahve içmek bile yeterli yani. Çok güzel yer. Ama biz yürümeye devam ediyoruz. Şimdi girişe geldik. Buradan bilet satın almamız gerekiyor. Ve artık böyle doğal manzaranın içine giriş yapacağız. Buraya giriş 6000. Yani 1,5 dolar vereceğiz. 1,5 dolar ediyor 6000. 1,5 dolara da gireceğiz. Gelirken 4000. Dönüş için 4000 verdik. Yani birer dolardan 2 dolar yol parası. 1,5 da buraya giriş. Toplam işte bir 4 dolara falan mal oldu. Gracias. Hadi girelim o zaman, hadi başlayalım. Ve içeriye artık girişimizi yaptık. Abi efsane ötesi bir yerdeyiz. Şöyle bakar mısınız? Bizim herkes fotoğraf çekiliyor. Bizim Kolombiyalı kız Ceren, hepsi fotoğraf çekiliyorlar orada. Şu arkada şey var işte, şurada melek kanatları olan bir fotoğraf çekilme yeri var orada. Birbirlerini çekiyorlar işte. Ben de burada takılıyorum. Size video çekiyorum. Etraf bu şekilde. Şimdi burada biraz bir fotoğraf faslı yapacağız işte. Kızlar bitirdi mi fotoğraf şeyini. Yürümeye başlayacağız. Bir 2-3 saat boyunca yürüyeceğiz. Şöyle tırmanacağız tepelere. Çok güzel yerler. Gideceğiz en tepelere. Abi yaklaşık bir saat oldu burada bekliyoruz. Hala tırmanmaya çıkacağız. Çıkamıyoruz abi. Bu Ceren'le Kolombiyalı kız çok iyi anlaştılar.
her yerde fotoğraf çekiliyorlar. Kokoreası önünde, aşağıda araba vardı, Jeep'in önünde. Şimdi şu Kolombiya bayrağı, bu gördüğünüz Kolombiya bayrağıyla fotoğraf çekiliyorlar. Rahat bir saattir burada bekliyoruz. Abi tırmanışa geçeceğiz, bir geçemedik tırmanışa. Bir saattir bekliyoruz, bakın abi. Abi kızlarla gezmek zormuş yani gerçekten. Ben çoktan şu an çıkıp inmiştim, bitirmiştim yolu da. Bekliyoruz bir saattir, artık bitirsinler fotoğrafları, tırmanmaya başlayacağız umarım bugün. Neyse yani hiç tırmanamasak bile zaten hani burada bulunmak bile güzel ya. Abi şu doğaya bakın yani. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Doğaçlama artık. Zaman geçiriyoruz. Sonunda artık tırmanışa, yürüyüşe başladık. Bu yoldan tırmanıp yukarılara gideceğiz. 2-3 saatlik yürüme yolu. Ve burada bir sürü hayvanlar da mevcut. Gördüğünüz gibi böyle keçiler, inekler ve farklı farklı kuzular, hayvanlar var. Tamamen doğal bir yer, çok güzel. Biz şimdi böyle tırmanıyoruz. İşte artık bu manzarayı birazdan tepeden izleyeceğiz. Bayağı dik yerlere gelmeye başladık. Görünme göre insanlar tutuna tutuna iniyorlar. Nefes nefese de kaldık, yorulduk biraz. Neyse düz duvara tırmanıyoruz şu an. Haydi devam. Şöyle yerlerde şöyle ayak basacak bazı yerler var. Çukurlar var. Buradan yürüyoruz. Ve o dağın zirvesine şimdi geldik. Buradaki manzara böyle. Şu ağaçların yüksekliğine bakın yani. Bunların yüksekliği 70 metreye kadar çıkabiliyor. Yani ortalama 50 metre, 60 metre, maksimum 70 metre uzunluğunda bu ağaçlar. Ve şu an burada mola verdik. Manzaramız bu şekilde. Şu dimdik yerden indik. O kadar dik ki gözükmüyor bile buradan. Böyle yerlerdeyiz. Çeren de gözlüğünü kaybetti. Gözlüğünü arıyor şu an her yerde. Diğer kız bayıldı. Öldü. Martine. How are you? Bayıldı kaldı. Uyuyor abi. Bulduğu her boşlukta uyuyor. Abi bu kadar uykuyu çok seven, her yerde uyuyabilen bir insan tanımadım hayatımda. 10 dakikada bir mola verdi, biz de uyuyor. Neyse abi, biz de burada mola manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Şu ağaca bakın ne kadar yüksek. Wow. Devam ediyoruz tırmanmaya ama bayağı yorulduk. Nefes nefese kaldık. Bayağı dimdik yani, bayağı dik. Yani düz duvara tırmanıyor gibiyiz. Ama manzara çok iyi. How are you? Bu da nefes nefese kaldı. Good. I'm good. Hemen poz veriyor. Abi bir fotoğraf çekiliyorlar 1,5 saat. Video çekiyor ve hemen poz veriyor. Neyse. Çıkacağız. Az kaldı. Çok bir şey kalmadı artık. Herhalde şuranın tepesi herhalde zirvedir diye düşünüyoruz. Devam. Arkadaşlar biz zirveye tırmandık. Ya buldu. Her yerde uyur mu bir insan ya? Martina. Her yer, you're sleeping everywhere. Her yerde uyuyor abi, buldu her yerde. Bu arada zirvedeyiz. Zirveye geldik. Böyle bir manzaramız var. İşte efsane bir manzara. Böyle bir yerdeyiz. Burada da böyle melek kanatları yapmışlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Bu da burada uyuyor. Uyan, wake up, wake up. Ve yolumuza devam etmeye başladık. Tırmanışa devam. Şurada molamızı bitirdik. Bunları da uyandırdık sonunda. Dedik kalk artık, uyan, uyan dedik. Tırmanışa devam. Şimdi gideceğimiz yol burası. Buradan böyle yukarı tırmanmaya devam edeceğiz. Şu zirveye gidip sonra hop arka taraflara doğru devam edeceğiz. İşte buralar, çıktığımız merdivenler şu an. Çok güzel yerden çıkıyoruz. Bayağı keyifli yani tırmanması. Böyle bir manzara eşliğinde. Devam ediyoruz. Daha da zirvelerden manzarayı keşfetmeye devam edeceğiz. Oh. Ve şimdi bir zirveye daha geldik. Böyle bir yerdeyiz. Yine fotoğraf çekiliyor. Still you are taking a photo. Abi, taking a video. Benim hayatım boyunca çekilmediğim kadar fotoğrafı onlar burada bir günde, bir saatte çekildiler. Ben ömrümde bu kadar çekilmedim. He told that we are taking the more pictures than he took in his life. This is video. And I sent to YouTube. I load on YouTube. This okay. One. Hi from Colombia. Neyse ben size manzarayı göstereyim. İşte etrafımız bu şekilde. Güzel yerlerdeyiz. Şimdi artık bu zirvede de
takıldık. Burayı da bitirdik. Şimdi artık aşağıya inelim, geri dönelim dedik. Normalde şuradan yol daha fazla devam ediyor. Biraz daha devam ediyor edebiliyorsunuz da artık biz yani geri dönelim dedik. Çünkü devam edersek yol bir 7-8 saat kadar yol devam ediyor bayağı bir yürüme yolu 7-8 saat. Aşağıya dönelim dedik. Bir de buralar fazla esiyor, rüzgarlı. Hani dedik aşağıya inelim, aşağıda rahat rahat oturalım. Manzaranın tadını çıkartalım dedik. Aşağıya ineceğiz artık şimdi. İnişe geçiyoruz. Abi süper yer değil mi ya Ceren? Mükemmel. Valla. Cennet. Harbiden cennete geldik resmen, muhteşem ötesi bir yer. Yani Kolombiya'ya gelirseniz arkadaşlar kesinlikle bu Salento bölgesinde bulunan, yani Armenia şehrinin yakınında Salento denen bölgede Kokora Vadisi burası. Yani kesin gelmelisiniz buraya. Fiyatlar da uygun, gördüğünüz işte jeeple geldik. 1 dolara geldik, 1 dolara döneceğiz. Giriş için de 1,5 dolar ödedik. Yani toplam işte 3,5 dolara burayı geziyorsunuz, çok güzel. Hadi bir yarım dolar, 1 dolara da su alın, yani 5 dolara geziyorsunuz her yere, çok güzel arkadaşlar. Ve olabildiğince size burayı göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir ki beğendiğinizi düşünüyorum zaten. Çok teşekkürler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Kanalıma abone ol. Sen söyle. Dur gel. Videoyu beğendiyseniz. Martina, Martina come. You repeat after me. Abone olun. Abone ol. Say. Subscribe me. Subscribe. Subscribe my channel. Abone ol. Abone ol. Like at. Like up. Like at. Like up. Tamam, yorum at. Yorum up. Tamam, abone olun arkadaşlar, duydunuz. Çok teşekkürler arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Kolombiya videolarında, diğer maceralarda görüşmek üzere.